Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yiğit Sezer. Hatırlıyorsanız ya da izlemediyseniz şu an sağ ya da sol üstte ben linki bırakacağım. Bir önceki videoda bir paket açılımı yaptım ve Team of Trick son çıktı. Aynı pakette bir tane de draft fişim vardı. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Oo, draft fişi. Draft fişi. Normalde ben drafttan biraz ağzım yandı. Çünkü 3 kere üst üste finale kadar geldim ve 3'ünde de kaybettim. Dedim oynamayacağım bir daha. Ama bedava gelince dedim bir bakayım ne çıkacak, ne edecek. Formasyonumu seçtim. Formasyonu seçtikten sonra takım kaptanları geldi ve orada 90'lık Gullit'i gördüm. Ondan sonra biraz işler tabii ilgi çekici oldu ve şu an karşınızdaki anlaşalı draft kadromu kurdum. Şu orta saha Maradona, De Bruyne, Gullit, Mbappe, yaklaşık 8 milyon coinslik bir orta saha ve yedeklerde de Ronaldo var. Ronaldo'yu sonra hani maç başladıktan sonra Locadio ya da Ben Yedder'in yerine forvete alacağım. Öyle bir hinlik yapacağız. Dybala'mız var, Alli var, Silva var, Ribery var ve 187 overall'e sahip bir foot draft olacak. Çok merak ediyorum. Gullit almak istediğim bir oyuncu. Black Friday'i bekledim. Gullit tabii 90'lığını alabilecek durumum yok ama 86'lığı almak istiyorum. Şu an gerçekten benim için çok ilgi çekici bir draft olacak. İnşallah rezil olmam bu güzel kadroyla diyoruz. Evet, şu an ilk rakip karşımızda. Yani görece tabii onun da güzel bir kadrosu var. Defanslar çöp. Onda Azpilicueta var. Defansı toplayacaktır. Ama tabii ki benim kadrom kadar iyi değil. Orta saham yeter. Çok merak ediyorum. 90'lık Gullit'i çok merak ediyorum. Yani şu an oyundaki en pahalı kartlardan biri. Yani o 95'lik Maradona'dan bile çok daha pahalı. Yaklaşık 3 milyon, 3,5 milyon fiyatı var. Haydi bakalım başladık. O Gullit bakın saçları bile yeleli. Gullit. Aa, adam niye oynamıyor? Ben Yedder. Gullit! Oyunu durdurdu. Muhtemelen değişiklik yapacak. Biz de hani hazır durmuşken Ben Yedder mi çıksın? Locadio mı? Locadio daha sağlam gözüktü şu an. Açtılar orayı Locadio. Ronaldo! Ronaldo! Şimdi bir tane kickoff boost diye bir şey var. İlla ki başınıza gelmiştir. Şu an zaten Reddit'te büyük bir ayaklanma var bununla ilgili. Belki şu ataktan sonra anlatacağım hiç. Abi şöyle bir olay. Gol attıktan sonra rakibiniz çok kolay gol bulabiliyor. Yani 1-0 oluyor, hemen sonra 1-1 olması çok kolay oluyor. Çünkü rakibiniz böyle hani biraz gol atması için sanki EA Sports tarafından böyle bir destekleniyor, bir momentum oluşuyor gibi. Ve hani bu uydurma bir şey değil. Özellikle hafta sonu liginde o kadar çok oluyor ki, yani gol atıyorsun sonra herkes böyle şey yapıyor. Gol attıktan sonra inanılmaz bir defansif moda geçiyor ki, çünkü rakip böyle Allah Allah nidalarıyla geliyor. Bu Gullit'i vurduk ya. Lan. Locadio! İşte bu. 1'de 2. Takım güçlü abi gerçekten. Aldığınız konuda da şu an yapacak pek bir şey yok çünkü takım iyi. Maradona! 3. Maradona attı, 3 oldu. Güzel oldu. Hücum attı komple. Affetmedi yani. Maradona. Aman tanrım, Maradona neler yapıyordu. Ben sadece saçma bir şekilde rastgele tuşlara basıyorum. Gerisini Maradona hallediyor. Mbappe. Kim sakatlandı? Kalk Ronaldo.
Blokad ya. Aha. Dolar oldu, 4 oldu. Dolar oldu, 4 oldu. Bu arada Beşiktaş'ta ilk defa bir Türk takımı olarak Şampiyonlar Ligi'ni grup lideri bitirdi. Onları da gerçekten bu ciddi başarılar için tebrik ediyorum canı gönülden bir Galatasaraylı olarak. Ve 4 diyorum. Şimdi ilk maçımızı çok kolay kazandık. 4-0. Tabii ama sağlam bir kadro var. Bakalım ikinci maçta neler olacak. Heyecanlıyım. Lokadya'ymış. Onu söyleyebilirim. Gullit Maradona değil, Lokadya'yı yazdı. Şu an gelen takımın logosu bir öncekiyle aynı ve Goynuk Spor. Az önceki takım da Arzu Spor'du. Bunlar çete mi anlamadım. Şimdi tabii bir önceki takıma göre daha güçsüz. Biraz karışık şeyler de var. Defans hattı gerçekten Aurie falan dandik olmuş. Ama muhtemelen oyunun başında durdurup değişiklik yapacaktır. Zlatan'ın böyle içine uçtu be. Çıkar abi. Çıkar topu. Lokadya. Maradona. Maradona. Lokadya. Gerçekten şu an bir hain golü attım. Bunu kesinlikle kabul ediyorum ama yani FIFA zaten komple bir nasıl diyeyim, bir Survivor Games yani. Burada açlık oyunları gibi tanımlayabiliriz. Hele hafta sonu ligi gerçekten korkmuş. Evet. Gullit. Mbappe inanılmaz pas. Mbappe içeri. Oğlum niye geri kaçıyorsunuz ya? Anlamıyorum. Vay. Oğlum aptal işler yapmayın ha. Mbappe. Çok güzel. Güzel vurdu. Gerçekten güzel vurdu. Ben Yedder. Gullit çık sen oradan. Çık. Maradona kullansın o iş. Abi. Neyse dur bakalım lan. Şöyle Gullit'e doğru bir atalım. Abi niye geri kaçıyorsunuz ya? Gullit ne biçim bu adammış lan? Evet. Ronaldo girdi. Gullit. Maradona! Al gol atmak çok kolay ya. Çok kolay gerçekten. O gol çok indiriyor böyle, Maradona'lar böyle koşuyor. Abi ne oldu bu? Bu nasıl bir takım ya? Bununla oynayan insan var. Bakın biz burada iki maç daha oynayacağız maksimum. Sonra bitecek. Bununla hep oynayan insan var lan. Gullitler, mulitler. Abi. Süper mi? Daha hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Zlatan İbrahimovic böyle polemiklerle besleniyor kendisi. Aa, kırmızı vermiş lan. Fuck. Kırmızı vermiş gençler, bu iyi bir şey değil. Çok güzel, çok güzel. Bak orada topu alamamasın. Gullit adama bak ya. Gullit sen nasıl bir adammışsın lan? Türkiye gel, parti kur, oy verelim sana. Şimdi bir tane 2-0 öndeyiz, o yüzden sonu çıkartıp bir stoper alabilirim. Tabii stoper var mı yedekte bilmiyorum. Şimdi çıkacak adam belli, son stoper ne yazık ki yok. Ne bok yiyeceğiz. Bu yanlış hep yapıyorum. Mal gibi oyuna giriyorum. O zaman ne yapacağız biliyorsunuz mu? Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Şöyle bir şey yapayım abi. Şu Delali'yi Son'un yerine alayım. Gullit stoper de oynasın. Gullit stoper. Şu an zaten gol çok atmak zorunda değilim. Gullit'i stopere koyabilirim. Forvet'e de koyabilirim. Her yerde oynayan bir insan.
the attacking third. Shot on. Really stretched to make the save. Top class. Mbappe, Mbappe yetişti. Pasını da attı Gullit, koş. Dele Alli. Here's Antonio Rudiger. Rakip kötü değil gerçekten, onu söyleyelim. Allah var yukarıda. Yani benim kadrom ciddi anlamda güçlü. Maradona uzadı. Olma, nasıl pas lan? İyi FIFA, iyi futbolcularla oynanır abi. İyi FIFA, iyi futbolcularla oynanır. Yani şu kadroyu gördükten sonra ben bunu anladım. Ya bizi Bakayoko'larla, Sanelerle uğraştırmayın abi ya. Adamlar tillah gibi, baksana neler yaptılar. Lan oha. İkisi de birbirine bıraktı. Şimdi bak, kickoff boost diyordum ya size. İşte kickoff boost budur abi. Başka hiçbir şey değil ya. Yılan yılan işler yapıyoruz. No, gol yedik, 3-1 oldu. Gullit'i ileri çektiler. Beni hain bir tuzağa düşürdüler. Gullit tabii defans hattı çöktü. Pam 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 pam. Ronaldo, Ronaldo. Locadia, Maradona. Gol, 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 gol. Vurdum girmedi, vurdum girmedi, vurdum girmedi. En sonunda yapıştırdım. Muhteşem sol ayağımla. 4-1. 2'de 2 yaptık, tam 8 gol. 8 gol attık, 1 gol yedik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bakalım yarı finale ve veyahut da finale çıkabilecek miyim? Takipte kalın. Bu videonun ilk partı gerçekten çok eğlendiğim bir kadro. İkinci partı yakında atacağım diyorum. Hadi eyvallah.